Bakın, ben vatana ve mavi vatana sahip çıkan insanlara sahip çıkmak ve teşekkür etmek için buradayım birincisi. Tarihe not düşmek için gene tıpkı Ergenekon ve Balyoz dönemlerinde olduğu gibi buradayım. Ve bu çerçevede büyük bir mücadele veren fedakar ve cefakar meslektaşlarımın yanında yer almak için buradayım. Burada olma sebebim bu. Tabii bu yargılama bana eski ve acı hatıraları hatırlattı. Yani o Ergenekon ve Balyoz döneminin artık geride kaldığını düşündüğümüz bir takım şeyleri anımsattı. Çok o anlamda da çok vahim olduğunu düşünüyorum. Şimdi bakın, ben bazı notları sabah mahkemede de söylediğim hususları şimdi bizi izleyenlere de aktarayım, izleyecek olan yurttaşlarımla da paylaşmak istiyorum. Şimdi tam anlamıyla bir sanal suç var ortada. Sanal suç. Hani şimdi bu metaverse alemi şunlar bunlar var ya. Aynen bunun gibi böyle ancak o tür bir alemde suç olarak nitelenebilecek bir şey var. Şimdi ne diyorlar? Diyorlar ki 104 emekli amiral bir bildiri yayınladılar. Bak bildiri diyor özellikle. Ben hani bildiri olsa ne olur, duyuru olsa ne olur, açıklama olsa ne olur ama efendim peki ne için? Muvazzaf askerlerin darbe yapması yönünde aralarında o suç için anlaşmışlar bunlar. Vay efendim bunlar bir de emekli oldukları için şeylerymiş. Bak tane tane anlatmaya çalışayım. Vatan sevgisinin, vatan için endişelenmenin emekliliği olmaz. Yani insanlar emekli oldu diye vatan için endişelenmeyecek mi? Montrö'nün aşındırma çabalarına karşı hepsi bu hayatını bu işlere adamış insanlar hiçbir şey söylemeyecek mi? Ha burada zehirli bir şey hemen bizi dinleyenlere aktarayım. Bak bazısı bunu iyi niyetli, bazısı kötü niyetli şey yapıyor. Efendim diyorlar ki bu amirallerin bu açıklaması ama fikir özgürlüğü kapsamındadır. Ona hiç şüphe yok. Ama buradaki tuhaf olan şey şu. Tuzak olarak da görülebilecek şey şu. Şimdi dün akşam mesela televizyonda bir sürü insan her gece konuşuyor değil mi? Mesela birisi dedi ki efendim Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki pozisyonu doğru değil. Bu ülkenin başına iş açabilir. Tamam mı? Hiç kimse tutup da bir dakika ya bu acaba şey mi ifade özgürlüğüdür diyor mu? Niye demiyor? İfade özgürlüğü tartışması ancak suç oluşturan bir fiil olduğu zaman gündeme gelir. Yani şunu demek istiyorum. Bu açıklamaya fikir özgürlüğü dediğiniz andan itibaren ha aslında bu suçun maddi unsuru var. Bu suç gerçekleşmiş ama hukuk uygunluk sebebi olarak şu. Şimdi açıklayacağım. Diyorum ki ben ya oraya kadar geçmeye gerek yok. Çünkü biz suçun 4 unsuru vardır. Önce bir kere suçu tanımlayan bir kanun olacak, madde olacak. Sonra işlenen fiil bu maddeye uyuyor olacak. Ondan sonra hani hukuka aykırılık unsurunu ortadan kaldıracak bir işte fikir özgürlüğü falan. Ya buraya kadar gelmeye gerek yok. Bu zaten suç oluşturan bir fiil yok. Onun da altını çizeyim. Ve dediğim gibi hani sonuçta bir takım insanların toplu veya dağınık kaygılarını ifade etmek için hiç kimseden izin alması da gerekmiyor. Açsınlar anayasayı okusunlar. Şimdi dolayısıyla bir kere bu. Üçüncüsü bakın iddianame dediğiniz şey bir dedikodunamı değildir. Ciddi bir hukuki belgedir. Şimdi ben bu iddianameyi sabah da söyledim. Hani 181 sayfa olması lütfen hiç kimseyi şey yapmasın, yanıltmasın. Hani bu şuna benziyor sabah da söyledim. Siz 140 metrekare ev alıyorum diye alırsınız ama brütü 140 metredir. Bakarsın neti 70 metrekare, 80 metrekaredir. Şimdi bu iddianamenin de brütü 181 ama bak açık söylüyorum. Neti 1,5 sayfa. Şimdi tek tek sayabilirim. Hani şu, ya şöyle bak 25 sayfa isim soyadı ondan sonra. Hatta ben onları da çıkarttım isterseniz de. Ha burada bak bak burada bak. 26 sayfa isim soyad. Bildirinin kendisi veya açıklamanın kendisi 5 sayfa. Kamuoyuna yansıyan ilk tepkiler. Ha şimdi bunu da birazdan altında duracağım. Ya ne zamandan beri bir iddianamede kamuoyuna yansıyan tepkilerden bahsediliyor? Kim ama onlar da biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı. Siyasi parti başkanları filan falan. Şimdi artık iddianameleri
kamuoyu mu veya kamuoyuna yansıyan tepkiler mi yazıyor? Biz halen savcılar yazıyor biliyoruz iddianameye. Öyle olmalı zaten. Yani şunu demek istiyorum. Bir fiil bir takım siyasilerde yarattığı tepki veya infiale göre mi suç olacak ya da olmayacak? Bir kere bunu çok vahim buluyorum. Peki Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın davaya müdahil olmasına da? Asla mümkün değil bence hukuken. Şimdi ona da geliyorum. Ondan çünkü daha önce bir ilginç bir şey daha var. Sorunuz çok doğru. Efendim darbeler falan 5 sayfa. Orada sabah da bir şey söyledim bir de. Ya darbe ticareti yapıyor bir takım insanlar. Yani şunu demek istiyorum. Bak ben her zaman şuna inandım. 12 Eylül'e yüreğin yetiyorsa 13 Eylül'de karşı çıkacaksın. 28 Şubat'a da 1 Mart'ta karşı çıkacaksın. Ha o sırada bana bir şey olur diye kafayı sipere gömüp de tehlike falan kalmayınca 15 sene 20 sene sonra kalkıp da vay darbeler marbeler diye kahramanlık ucuz kahramanlığı da kimsenin yememesi lazım. Darbe ticareti yani insanları darbe korkusuyla konuşamaz hale getirmek. Şimdi o yüzden 5 sayfa buna ayırmış iddianamemiz. Başka 11 sayfa suç duyuruları veya suç duyuruları. Ha orada da bir parantez açayım. Maşallah yurdun dört bir yanından bu suç duyurusunu yapan yurttaşlarımız tam bir hukukçu edasıyla hukuk fakültesi mezunuymuş gibi ve hepsi suçu fiili daha doğrusu özür dilerim o fiili aynı şekilde nitelemişler. Suç için anlaşma. Bak Allah'ın işine görüyor musunuz? Ya bırakın bu kurgulanmış bir şey. 11 sayfa bu. 40 sayfa WhatsApp yazışmaları. 87 sayfa ifadeler. Bak geldik düşün 181 sayfaya. 10 sayfa hukuki niteleme ve deliller. Bu da sizi yanıltmasın. O 10 sayfa da brüt. O 10 sayfanın da 2 sayfası madde metni ve gerekçesi. 6 sayfası konuyla ilgisi olmayan bir Yargıtay kararı, 1 sayfası TESUT açıklaması, 1 sayfası talep, bak geriye ne kalmış? 1,5 sayfa. Yahu ben 1,5 sayfa, o da bu konuda yazılmış herhangi bir yazıya, şeye, karara atıf yok ya. Şimdi daha önemli bir şeye geldim. Maddi iddianamede ciddi bir mantık hatası. Ha bir kere önce şunu da birkaç şey daha söyleyeyim. Peki bu iddianame veya bu soruşturma başlayınca kim sevindi? Ya Yunanistan'da neredeyse milli bayram ilan ettiler ya. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Kendi komutanlarınız hakkında bu tezdil, bu aşağılama, bu haksız yere takibat Yunanistan'da bayram sevinci yaşattı. Bu size hiçbir şey söylemiyor mu? Montrö'nün tartışmaya açılması kimde şey yaratıyor? Başka? Bakın inceleyin FETÖ mahfillerinde hani o eski günlerini hatırlıyorlar değil mi? Ergenekon ve Balyoz'da bunu da alın, bunu da alın, onu da şey yapın değil mi? O günleri insan hatırlıyor. Tabii bazıları da durur mu? Bakın işte gelecek Bay Babacan'a, Bay Davutoğlu'na halen o eski kumpasların hayaliyle yaşıyorlar. Ama geçti o günler, yok öyle. Şimdi onun altını çizeyim. Daha vahimini söyleyeyim. Sabah mahkemeye de sordum bunu. Ya olaydan hemen sonra Yargıtay açıklama yaptı. Danıştay açıklama yaptı. Ve Yargıtay ne diyor biliyor musunuz? Ya hiçbirimiz aptal değiliz. Efendim diyor bu tür diyor millet iradesine karşı olan şeylere bağımsız yargı gereğini yapacaktır. Ya bir şeyin olması gereken bir şeyin olacağını söylemenin bir anlamı var mı? Ne anlama geliyor bu şimdi? Ha? Peki anayasanın 138. maddesi. Hiçbir kimsenin merciin hakimlere emir, tavsiye, telkin vesaire veremeyeceği kuralı Yargıtay'ı bağlamıyor mu? Bak neye benzer bu biliyor musunuz? Şu anda ben bir benzetme yaparak söylüyorum. Savcılık bir suç işlendiğini iddia ediyor. Biz savunma olarak da hayır diyoruz. Yani bir müsabaka var aramızda. Hakem kim? Mahkeme. Ama var odasında da Yargıtay var. Şimdi var odasındaki hakem böyle bir bildiri yayınlarsa ben nasıl adil bir yargılama yapılacağına, tamamen etkiden ari, bağımsız bir yargılama yapılacağına inanacağım ve güveneceğim. O yüzden şimdi bizi izleyenlere de soruyorum, herkese de soruyorum. Kabule göre dahi bu amirallerin bu açıklaması mı daha vahim, Yargıtay'ın bu açıklaması mı? Herkes bir düşünsün. Danıştay'ın ne üzerine vazife? Kime neyi kanıtlama peşindeler soruyorum. Şimdi eğer sanal suç yerine gerçek suç arıyorsa savcılarımız, bakın
anayasanın bu 138. maddesine aykırı olarak tavsiye, telkin anlamına gelebilecek şeyler söylenmesi, Türk Ceza Kanunu 277'deki yargı görevi etkilemeye, yapanı etkilemeye teşebbüs suçuyla adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçunu oluşturur 288'deki. Öyle sanal suç falan değil bunlar. Devam edelim. Şimdi bu açıklamalardan hareketle gene söylüyorum. Şey yapmış, söyleyin adını. Ha bir de şöyle, şimdi diyor ki iddianamede, efendim diyor, burada diyor şey var, bak hani bunları montre şöyle güzel, montre böyle. Bunlar eğer uyulmazsa veya bu korunmazsa bu sözleşme veya uyulmaz, aksi halde ülkenin bekası tehlikeye girer. Şimdi bu, yani buna şey, efendim aksi halde bak de. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben mahkemeye de söyledim. Mesela size desem ki, ya hava serin, üstüne bir şeyler giyin, sıkı giyin, aksi halde hasta olursun. Şimdi ben size tehdit mi etmiş oluyorum? Evet. İşte sıkı giyin, aksi halde hasta olursun ne kadar adam öldürmeye teşebbüs veya tehditse, montreye uyulmaması, aşındırılması halinde de ülkenin bekası tehlikeye girer, o kadar suç için anlaşma vesairedir. Şimdi ha bir de bakın, mantık hatasını söyleyeyim. Yani sonuçta olayda bir ittifak var ama bu ittifak ülkenin bekası için endişe duyan ve görev yapmış bir takım insanların bu endişeden doğan ittifakı. Yani bu endişelerini birlikte dile getirir. Efendim tek tek getirsinler ama toplu. Ne oluyor yani şimdi bir olayda tek de bir şey söyleyince bir şey olmuyor da toplu olunca mı oluyor? Şimdi bunları geçelim. Dedim ya, yani fikir açıklamak için ne zamandan beri birilerinin onayına şey veya bir şey açıklarken falanca ne düşünür, falanca ne şey yapar diye mi düşüneceğiz biz bundan sonra? İyi saatli olsunlar bundan alınır mı? Öbürü, ya kardeşim ifade özgürlüğü böyle bir şey. Şok edici ve rahatsız edici olsa dahi. İşte demin dediğim gibi, yani vatan sevgisi ve ülke için endişelenmenin emekliliği yok. Bir de bu sürekli darbe paranoyası ve korkutması ile toplum sindirilemez, indirilmek isteniyor benim gördüğüm. Ve bakın iddianamedeki mantık hatasını şimdi açıklıyorum. Bunun için hukukçu olmaya gerek yok. Ben tane tane anlatayım herkese. Şimdi bak, suç için ittifak dediğin şey şöyle bir şeydir. Biz diyelim ki 15 kişi, diyelim ki 20 kişi, neyse. O amaç suça yönelik olarak. Biz o suçu işlemek üzere bir anlaşma yapıyoruz. Aslında normal şartlarda bu cezalandırılamaz bir fiil. Çünkü biz buna ceza hakkında hazırlık hareketi diyoruz. Hazırlık hareketi cezalandır. Ama burada kanun koyucu devlete karşı bir takım suçların vehametinden dolayı bunun hazırlık aşamasını dahi cezalandırıyor. O ayrı bir mesele. Aslında tartışmalı da bir. Ama bu suç şöyle oluşur. Dediğim gibi biz 30 kişi, 20 kişi, 40 kişi, 50 kişi neyse. Ama dikkat buyurun. Altını çizilmesi gereken husus. Biz kendi işleyeceğimiz, yani kendimizin fail olacağı, kendi ihtiyarımız, kendi imkan ve iktidarımız dahilinde olan bir suç için anlaşabiliriz. Bir başkasının işleyeceği suç için biz nasıl anlaşırız ya? Şimdi ne diyor çünkü iddianame biliyor musun? Bak diyor, bunlar zaten emekli. Hani Allah'tan o kadarını söylememiş. Bunlar beylik silahlarıyla hükümeti devirmeye teşebbüs etmek üzere anlaşmışlar demiyor bak. İlginç. Ne diyor biliyor musun? Bunlar diyor emekli ama diyor muvazzaf, halen orduda var olan, görev yapan askerleri darbe yapmaya yönlendirmek için anlaşmışlar diyor. Ben de diyorum ki bu mantık hatası. Çünkü o adamların senin bir takım beyanlarınla buraya doğru gidip gitmeyeceği hususunda senin bir imkan ve iktidarın yok. Ben bir başkasının işleyeceği suç için anlaşamam. Bilmem anlatabiliyor muyum mantık hatasını. Kaldı ki bu ülkede darbeler falan nasıl yapıldığı belli ya. Yani ne oluyor yani, birileri gidecek. Ya bir boş zamanınız varsa bir darbe yapın falan mı diyecek? Taleple darbe mi yapılır ya? Ya bu taleple darbe mi yapılır? Kuvvet komutanlarıyla bugüne kadar da böyle oldu. Ha onu da söyleyeyim. Darbe niye kötüdür ve gayrimeşrudur hiç düşündük mü üstünde? Niye biliyor musunuz? Basit. Darbe anayasa dışı olduğu için hukuksuz ve gayrimeşrudur. Ama siz aynı şekilde anayasa ve yasa dışı bir takım şeylerde bulunursanız aynı orayla aynı şeyin içine girmiş olursunuz. Halbuki madem darbelere karşıyız, o zaman anayasayı ve yasaları da
çiğnemeyeceğiz sistematik olarak. Sonuç olarak şöyle bitireyim, sonra sorularınızı alayım. Yani bu dava bence tamamıyla bir gözdağı vermek için. Yani bundan sonra kimse konuşmasın, bir şey söyleyeyim. Ha pardon, çok önemli bir şey unutuyordum. Bunun için şey yapılmış bir dava. Ha ben şeyde söyleyeyim, kimseyi teknik hukukla sıkmak istemem ama şu kadarını bilsin herkes. Hani kabule göre dahi, ben bütün kitaplarda okudum, İtalyan kanunun mehazlıdır bu. Ya şöyle yazılıyor, diyor ki basit bir fikir birleşmesiyle bu suç oluşmaz diyor. Bunun ötesine geçen bir planlı organizasyon gerekir. Neticeye yakın ciddi bir tehlike, açık ve yakın tehlike gerekir. Ve bunu nasıl izah ediyorlar biliyor musun? Diyorlar ki bu suçları işlemek üzere, bir de kendi işleyecekleri suçları işlemek üzere anlaşma öyle bir noktaya gelmiş olmalı ki anlaşan her bir kişi kendi üzerine yapmakta, kendi üzerine düşeni yapmak bakımından hiçbir tereddüt duymamalı. Artı o suçun işlenmesinin önünde de artık icraya geçme dışında hiçbir engel kalmamalı. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğinde, yani burada hakikaten bu suç vardı deme şansınız sıfır. Daha başka çok tehlikeli üç şeyin altını çizeyim. Bak şimdi, bir, mahkeme burada tamamen CMK'ya aykırı bir şeyler yapmış. Ne yapmış biliyor musunuz? Diyor ki ben yargı çevremde ikamet eden sanıklarla müdafilerine iddianameyi gönderdim. Davet ettim, onlar gelsinler. Diğerleri diyor bulundukları yerde ifade versinler, o normal ama orada adeta savunma yapsınlar, delilleri orada toplasınlar filan. Bu kanuna aykırı. Çünkü kanuna göre delillerle delillerin vasıtasızlığı ilkesi denir buna. Hükmü verecek olan mahkeme o delilleri toplayacak ve değerlendirecek. Bir kere bu kanuna aykırı, net. İki, en şeyi bu. Şimdi bu suç duyuluyor. Tabii konusunda Sağlık Bakanlığı. Ha şimdi o pandemi kuralını ha, gösteriyor. Onu da ben bu sabah söyledim ya Sayın Başkan dedim. Yapmayın Allah aşkına. Daha dün evvelsi gün açıklamalar var. Covid artık tehlike olmaktan neredeyse çıktı. Artık vefatlar düşüyor, şeyler düşüyor. Yani bu tür bir kanuna aykırı uygulama için asla ve kat'a temel oluşturamaz. Onu geçelim. Yani bu bir mazeret. Ya yani şey doğru değil bu yani. Şimdi bak, yargılama bir bütündür. Parçalayamaz. Bak şunu söylemiyorum. Bir takım sanıklara bulundukları yerde ifade alabilir. Tamam, talimat ifadesi. Ama yargılama, delil toplama, delil değerlendirme mahkemesinde olur. Onu söylüyorum. Daha vahim bir şey söyleyeyim. İki şeyi söyleyeyim. Şimdi adli kontrolü devam demiş. Niye? Efendim isnat edilen suçta orantılı diyor. Ya kanunda böyle bir şey yok. Adli kontrol tek başına bağımsız bir müessese değil. Tutuklamayla birlikte değerlendirir. Ona alternatif. Tutuklamanın şartları olacak ki adli kontrolü uygulayasınız. Nerede? Hiçbirini tartışmamışsın. Ama en daha vahimini söyleyeyim. Müştekileri çağırmış. Bakın, ceza hukukunda suçların iki türü var takip için. Bir, şikayete bağlı suçlar. Ancak şikayet varsa kovuşturabilirsiniz, soruşturabilirsiniz. Bir de re'sen. Şimdi teknik olarak o suç şikayete bağlı olacak ki müşteki diyebilirsiniz. Bu suç 316'daki isnat edilen suç şikayete bağlı bir suç değil. Re'sen takip edilen bir suç. Dolayısıyla bu kişilerin teknik anlamda bunlar müşteki değil. Ne biliyor musunuz bunlar teknik anlamda? Muhbir. Şey olarak söylemiyor yani, suçu ihbar eden, suç duyurusunda bulunan. İhbar eden ne demektir? Muhbir. Dolayısıyla bunlar suçu ihbar eden kişiler. Bunları dinleyemezsin ve Yargıtay kararları açık. Suçtan doğrudan zarar görmeyen kimse müdahil olamaz davaya. Mesela bakın 100 tane 150 tane Yargıtay kararı getiririm. Mesela örgüt suçunda müdahale kabul edilmiyor. Niye? Ha şunu söylemiyoruz bak. Geniş anlamda hepimiz her suçtan zarar görüyoruz toplum olarak, birey olarak. Ama doğrudan zarar görme diyor suçtan. Şimdi dolayısıyla bu kişilerin müdahilliğine hukuken karar verilemez. Ben şimdi çok endişelendim yani bunların bu şekilde çağrılmasına. Çünkü bu o kadar açık bir şey ki bunu hiç tensibe koymamak gerekirdi. Ha, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı müdahil olabilir mi? Şimdi bu hukuken tartışılabilir. Hani darbe teşebbüsü için anlaşmışlar. Bakın, darbe teşebbüsü bakımından bile tartışılacak bir husus ama sadece bir suç için anlaşmış olmaya bağlı olarak, bakın çok teknik hukuki bir şey söylüyorum.
sadece bir suç için, yani bu suç için, yani iddiaya ve kabule göre dahi diyorum, anlaşmış olma sebebiyle bu suçtan bir doğrudan zarar görme ihtimalinden bahsedemezsiniz. Kaldı ki daha basit teknik bir şey söyleyeyim. Bu suç bir tehlike suçu. Hani tehlike suçu ne demek biliyor musun? Bir zarar aranmayan, sadece tehlike durumuyla cezalandırılan suç demek. Ama mantıken suç bir tehlike suçu olduğu için zarar aranmıyorsa, bu suçtan dolayı bir zarar görme, doğrudan zarar görme ihtimali yok ki. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani tehlike suçu zaten. Yani dolayısıyla sonuç olarak ben diğer hani örgüt suçunda da kabul edilmemesi, doğrudan zarar görme filan düşündüğümüzde Milli Savunma Bakanlığı'nın ve Cumhurbaşkanlığı'nın müdahil olamayacağını söylüyorum. Ve son olarak, hatta bırakın onu, ilk açıklamalar bu tür şeylerle mahkeme üzerinde anayasanın 138. maddesine aykırı olarak bir tavsiye, telkin anlamına gelebilecek bir takım şeylerin olmaması ve adil yargılanma hakkının sonuna kadar gözetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama ya böyle dava olmaz. Böyle dava olmaz. Söyleyeceklerim bunlar. Çok teşekkür ederim.